5 ya da 6 yıl önceydi. Bir başka heykeltıraş arkadaşımızın bir eserini Galeri Selvin'e, Arnavutköy'deki galeriye teslim etmek üzere geldik. Sonra Selvin Hanım'ı tabii ben tanıyordum ama orada bizzat da tanışmış olduk. Böyle heyecanlı bir başlangıç oldu. Selvin Hanım'ın o müthiş heyecanı ve insanı motive eden enerjisi bizi de sarmış oldu. O günden itibaren de sürekli böyle bir takvimlerle evet fuar var hadi Dilşat, evet sergi yapıyoruz Dilşat, şu sergi var Dilşat, böyle hep motivasyonumuzu yüksek tutarak 5-6 yıldır böyle devam ediyoruz. 6 yıl önce ilk sergiyi Arnavutköy'deki küçük galeride yapmış olduk. O sergiden sonra devamında tam böyle bir sergi için biraz bekleme, biraz olgunlaşma süreci gerekiyordu. Bence doğru zaman, o böyle serginin kendi dinamiği, kendi kendine oluşması doğruydu. Ve o tam doğru zamanda oluştuğunda böyle bir tarih belirlemiş olduk. Paralel bir hayal oldu. Selvin Hanım, Ekin ve Mine, evet bir yıl sonra sergi var, yapalım dediler. Ben de hazırım. Sadece üretmesi ve uygulaması kaldı dedim. Ve beraber bu sergi için başlamış olduk. Serginin bir başlığı var, bir hikayesi de var. Aklımda bir söz vardı, sessizliklere dair dediğim bir sergi bu. Buradaki sessizlik aslında hemen hemen hepimizin belki de yaşadığı çocukluk ile yetişkinlik arasındaki tam böyle yarı çocuk, yarı olgun olduğumuz dönemde kendimizi bulmaya, hayata dair neler yapmak istediğimizi keşfetmeye, hatta hayatı, dünyayı keşfetmeye biraz daha özgür ama biraz daha ürkek adımlarla yol almaya başladığımız dönemi ifade ediyor. Tabii ki bu sessizlik döneminin belli küçük sancıları da var. Belli zorlukları da var o küçük kalpler için. Bazı çocukların serüvenleri biraz daha hassas olabiliyor. Ben onlara cam kalpli çocuklar diyorum. Aslında bence bütün çocuklar cam kalpli. Biz onların kalplerini yetişkinler, toplum, işte coğrafyalara göre çeşitli hadiseler o cam kalpleri biçimlendirmeye çalışıyor. Ama biçimlendirirken daha çok kırıp döküyorlar. Aslında o cam kalpleri kendi hallerine bıraksak, o ham halleriyle kendi kendilerini biçimlendirseler bence çok daha güzel bir dünya mümkün olabilecek. Benim umudum. Belki asla gerçekleşmeyecek ama bence doğru olan bu. O yüzden bu sergide bir tane cam kalp var. Onu yastığın üzerine koyduk. Kimse dokunmasın, kimse ona müdahale etmesin. O ham haliyle kendi kendine olgunlaşsın diye. Diğer parçalarda da bütün bu hikayenin devamındaki bazı noktalara dokunan işler var. Bütünüyle benim için böyle bir masal, bir serüven içerisinde dolaşmak gibiydi. Tabii ki benimle de bağlantılı olan parçalar var. Ama öznel şeyler değil bunlar. Sadece ipuçlarını yakaladığım ama dışarıda baktığım zaman dünyanın çeşitli yerlerinde bir sürü çocuğun yetişme döneminde yaşadığı hikayelerden küçük küçük onların aşklarından, onların işte hayata dair bazı korkaklıklarından, uçma isteklerinden bir sürü parça var. İşte Icarus da onlardan bir tanesi, bir sembol. Bu sergi de bu şekilde devam etti.